İlk sorum her iki genel başkanında. İkinci sorum sadece Sayın Özgür Özel olacak efendim. Malum emekli aylıklarına yapılan bir zam var. 12.500 lira oldu. Özellikle emekli kesiminden de çokça tepki var. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz yeni ücreti? İkinci sorum da Sayın Özgür Özel. İzmir'de yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği elektrik akımı olayı ile ilgili dün kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Vebali olanlar çıkıp bir kez olsun milletten özür dilemedi. Sorumluluk alıp açıklama yapmadı. İş bilmezlikleri artık bir dur denilmesi gerekiyor. Hukuk önünde yapılması gereken ne yapıyorsa yapılacağız ve yapılıyor dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları? Buyurun Genel Başkanım. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz son 5-6 yıldır yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ülke yönetilmeye başladığından bu yana Türkiye'de bağımsız çalışması gereken kurumlar artık bağımsız değil. Bir zamanların itibarlı güçlü kurumları şu anda üzülerek söylüyorum itibarsız ve zayıf duruma düşmüş durumda. Bunlardan bir tanesi de TÜİK. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları konusunda toplumda çok ciddi soru işaretleri var. Çünkü şöyle bir kahve içmek için bir kafeye giden bir üniversite öğrencimiz hesap geldiğinde gerçek enflasyonu görüyor. Bir ev hanımı çarşıya pazara gidip de eve gelip fişleri çıkarttığında ve ne ödedim diye şöyle bir hesaba baktığında gerçek enflasyonu görüyor. Yani milletin bildiği, yaşadığı gerçek enflasyonu örtmeye, saklamaya çalışan bir yönetim anlayışı var şu anda. Yani öncelikle TÜİK'in yönetimi derhal ama derhal değiştirilmeli ve TÜİK'e mutlaka bir dış denetim mekanizması kurulmalı. Yani TÜİK eğer yeniden itibarını sağlayacaksa yönetimi hemen değişmeli ve dış denetim şeffaf bir şekilde dış denetime açık çalışmalı. Bu sağlanmadan açıklanan enflasyon rakamlarına güven olmaz. Açıklanan enflasyon rakamlarına güven olmadığı sürece Merkez Bankası hangi enflasyonla mücadele ediyor? Merkez Bankası'nın kendisini anlatması, izah etmesi de zor olur. Ben enflasyonu düşüreceğim. Hangi enflasyon? Hangi enflasyon? Gerçek enflasyon mu? Yoksa TÜİK'in açıkladığı rakam mı? Eğer TÜİK'in açıkladığı rakamsa çok uğraşmaya gerek yok. Merkez Bankası'nın uğraşmasına gerek yok. Talimat verirler, TÜİK düşürür, iş biter. Dolayısıyla burada son 5-6 yıldır gerçekten çok büyük bir haksızlık var. Sabit gelirli Türk lirası cinsinden para kazanan, Türk lirası cinsinden aylık gelir olan herkes mağdur olmuş durumda. Enflasyon karşısında bırakın gerçek enflasyonu, TÜİK enflasyonu karşısında dahi büyük bir mağduriyet var. Emeklerimize verilen bu artışlar ortalamada baktığınızda enflasyonun, TÜİK enflasyonu dahi altında kalmış durumda. Asgari ücrete 1 Temmuz'da zam verilmedi. Bakın bunun örneği yok. Yani tam 11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında olmuş bir insan olarak söylüyorum. En zor şartlarda dahi, en zor ekonomik programlara uygulanmış şartlarda dahi ne asgari ücrette ne emeklide asla enflasyonun altında bir zam yapılmamıştır. 1 Temmuz zammının pas geçilmesi asgari ücrette bir kul hakkıdır. Tekrar vurguluyorum. TÜİK bile bu kadar enflasyonu açıklamış iken 1 Temmuz'da asgari ücret zammının pas geçilmesi kul hakkıdır. Hani diyebilirsiniz ki işte yeni bir ekonomi yönetimi var, düzgün bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Muhalefette popülizm gereği zam ister. Bu böyle bir şey değil. Bakın zamanında hiçbir popülizm yapmamış 11 yıl ülkenin ekonomisinin başında olmuş bir insan olarak bunu söylüyorum. Bu haktır. Hakkında teslime gerekir. Bu kadar basit. Yani emeklerimizin de 12.500 lira gibi bir rakama mahkum edilmesi de ayrı bir yanlıştır. Tabii 10.000'den 12.500'e çıkarılması olumludur ama yeterli değildir. Yani hak bu değildir. Gerçekten çok büyük bir mağduriyet söz konusu. Bu mağduriyetin, bu haksızlığın bir an önce giderilmesi lazım. Dün de söyledim, tekrar edeyim. IMF programlarının bile bir sosyal ayağı olur. Biz IMF'le de çalıştık. Sonra gittik son borç taksitini ödedik. Kurtulduk. Ama IMF programlarının bile bir sosyal ayak bölümü olur. Şu andaki uygulamaların bir sosyal ayağı yok. Böyle bir ekonomi programı kabul edilemez. Çok teşekkürler. Değerli arkadaşlar, dün sıcağı sıcağına da değerlendirmiştik. Biz en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmaması gerektiğini savunuyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk iktidara geldiği gün en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücret düzeyindeydi. Bugün gelinen noktada en düşük emekli maaşının 10.000 liradan 12.500 liraya çıkarılması sadece geçinemeyen emeklilerle dalga geçmektir. Bugün asgari ücret düzeyine çıkarılmayan her rakam emeklinin cebinden bir şeyleri almaktır. Bu 10 bin lira Ocak ayında verildiğinde tam 25 kilo dana kıyma alıyordu. Zamdan önce bu 16 kiloya düşmüştü. Zamla birlikte 20 kiloya çıktı. Burada verilen 2 bin liranın, yani o 2500 liranın getirdiği nokta 20 kilo dana kıyma parası. Yani Ocak ayına göre emeklinin sofrasından, mutfağından 5 kilo dana kıymayı birisi almış oluyor. Emeklinin maaşından 5 kilo dana kıyma parası Ocak'tan bugüne çalınmıştır. Verilen, dün yapılan ayarlama bir zam değil, emeklinin hakkı olan parayı
cebinden çalmaktan başka bir şey değildir. Bunu bir kez daha kabul etmeyeceğimizi ve emeklilerle birlikte en sert tepkiyi verip mücadeleye bu noktada devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Sayın Erdoğan'ın "vebali olanlar özür dilemeli" gibi ifadelerini gerçekten hayretle okuyorum. Ben İzmir'deki elim olay yaşandığı anda 3 telefon açtım. Telefonlardan ilki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızaydı. Dedim ki soruşturmada savcılıkla tam bir işbirliği yapın. Belediyenin de sorumluluk alanında olan bir mazgal var ve orada kusur bizdeyse ortaya çıkacak. Kusurun sahipleri hesap verecek, cezalarını çekecekler. Biz de tekrarlanmaması için hangi tedbir alınacaksa bunun arkasında duracağız. Ben bunu söylemişim. Soruşturma açılmış, soruşturma sürüyor. Dikkatle takip ediyoruz ve savcılıkla tam bir işbirliği halindeyiz. Soruşturmanın sonunda kimin vebali olduğu ortaya çıkacak ve hesap verecek. Eğer suç bizdeyse biz çıkar, üzerimize düşer, sorumluluğu yerine getiririz. Peki suç elektrik dağıtım şirketindeyse ki ilk bilirkişi raporunda bununla ilgili çok önemli işaretler var. Sayın Erdoğan çıkıp özür dileyecek mi? 2010-13 arası bütün elektrik dağıtımını ben mi özelleştirdim? Erdoğan mı özelleştirdi? Türkiye'yi 21 bölgeye bölüp bütün elektrik dağıtım işini verirken Elektrik Mühendisleri Odası ve Cumhuriyet Halk Partisi elektrikte özelleştirme cinayettir diyor muydu, demiyor muydu? Elektrik özelleştirmesi bakım onarımı aksatır. Bu kamu görevidir. Elektrik özelleştirmesi bir takım tedbirleri aksatır. Bunların hepsi kamunun görevidir. Özele verirseniz kâra bakar, geri kalan kısmı aksatır diyorduk. Elektrikte özelleştirme cinayettir diyenlere cumartesi günü, pazar günü yaşananlardan sonra çık özür dile diyorlar. Suç bizdeyse ben özür dileyeceğim. Ama elektrik şirketindeyse Sayın Erdoğan dileyecek mi? Peki Isparta'da geçen sene 500 bin kişilik bir şehir karanlıkta kaldı günlerce. 70 yaşında bir amca öldü. Bir amcamızı kaybettik soğuktan. Bilirkişi raporu ve EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun verdiği karar elektrik dağıtım şirketi sorumlu diyor. Şimdi Isparta'daki 70 yaşındaki amcamızın ölümü için Erdoğan özür dileyecek mi? Yani bu milleti özre davet ediyormuş. Suçu olan özür dilesin. Ben şimdi hepinize soruyorum arkadaşlar. Soma'dan sonra, Çorlu'dan sonra, Ermenek'ten sonra, Pamukova'dan sonra, Aladağ'dan sonra, depremlerden, sellerden, yangınlardan sonra, Torunlar faciasından sonra, Aşkale'de 5 tane işçimiz elektrik arızasına giderken güpegündüz donarak öldükten sonra Erdoğan özür diledi mi? Ama ben geçen gün yaşanan kayıplardan sonra ikinci ve üçüncü telefonu ailelere açtım. Dedim ki acınız benim acım, evladınız bizim evladımız, sorumlular hesap verecek dedim. Eğer o sorumlular belediye çalışanı çıkarsa dönemin belediye başkanı da bu partinin genel başkanı olma sıfatıyla görevde devamlılık gereği Özgür Özel'de çıkar, aslanlar gibi özür diler. Ama bugüne kadar bu kadar acı yaşanmışken özür dilemeyi bir kere aklından geçirmeyenler, Soma'da adalet tecelli etmek üzere hakim değiştirenler, Soma'da kamu görevlilerinin de sorumluluğuna atıf yapan Yargıtay'ın 5-0'lık kararını 3 Yargıtay üyesini değiştirip siyasi atamalarla 3'e 2 bozanlar, olası kast yerine ihmalden 5'er gün yatırtıp herkesi salanlar çıkmış şimdi bize özür dilemekten bahsediyorlar. Gerçekten hayret ediyorum. Yani bunu söyleyen Tayyip Erdoğan'ın herhalde 22 yıldır iktidarda olan Tayyip Erdoğan'la isim soy isim benzerliği var. Yeni kurulmuş tazecik bir partinin genel başkanıysa bu açıklamalar doğrudur. 22 yıldır ülkeyi yöneten ve yaşanan her şeyden sorumlu olan birisi bunları söylüyorsa gerçekten buna verecek cevapta insan kelimeleri nezaketle seçmekte güçlük çekiyor. Ama ben yine Sayın Erdoğan'a oy verenlere saygımdan bu sınırlar içinde kalmaya gayret edeceğim. Bir de Sayın Erdoğan davette bulunuyorsa ben de şu davette bulunmak isterim. Depremin ertesinde bir yıl içinde herkese ev dedi. Bir yıl içinde. 650 bin konut yapacaktılar. 76 bin konut yaptılar. %12. 10 depremzededen 9'u bırakın bir yılı, 1,5 yıl sonra yine sokakta, çadırda, konteyner. Şimdi önce Sayın Bakan, şimdi Sayın Erdoğan bu bir yıllık süreyi 3 yıla çıkardılar. Bir yılda ev vereceğim deyip seçimin ikinci turunda seçimi kazanan Erdoğan'a şimdi soruyoruz. Bu vatandaşı kandırmak değilse nedir? Madem öyle, özür dilenecekse konteynerde, çadırda tutup bir yılda ev umudu verip 3 yıl sokakta bıraktıklarından özür dileyecek misin? Önce bir buna cevap ver bakalım.
Teşekkür ediyoruz Akı. Deva geliyor.